Bakın bir haber getirdim. Son bir hafta haberleri meşgul etmiş olan bir mesele. Kenya. Kenya'da bir tarikat. Biliyorsunuz üç tanrıcı Hristiyanlar, Hristiyanlığı Afrika bölgesine de götürmek için çok yoğun çalışıyorlar ve milyar dolarlar harcıyorlar. Çok büyük paralar harcıyorlar. Müslümanlaşmış olan Afrika'yı üç tanrıya, bir Allah'tan kurtarıp, onların deyimiyle çekip alıp, üç Allah'a sevk etmeye çalışıyorlar. Tabii ki bu Hristiyanlar içinde çok sapık tarikatlar da var. Sapkınlıkları ayyuka çıkmış olan tarikatlar da var. Bunların bir tanesinin haberini okuyacağım size. Etrafındaki insanlardan bana ne dersen, ben kendi hayatıma bakarım dersen başına ne gelir? İyi bak. Gittiğin yol doğru mu değil mi? İyi bak. Bu haber önemli bir haber. Kenya'da açlık tarikatı vahşeti sürüyor. Ülkede ölüm orucu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 201'e yükseldi. Bunların başında bir, bu tarikatın başında bir papaz. Papaz diyor ki, eğer aç kalarak ölürseniz, su içmezsen, yemek yemezsen, ölür ölmez İsa'ya kavuşacaksın, İsa'yı göreceksin ve cennete gideceksin, diyor. Etrafındaki mudilerini, müritlerini bu şekilde kandırıyor. Ölüleri bulmaya başlıyorlar. Şu anda Kenya devletinin bulduğu ölü miktarı kaç? 201 kişiyi bulmuşlar. 2-3 gün önceye kadar. Soruşturmada toplu mezar arama çalışmalarında yeni cesetlere ulaşıldı. Bunlar ne yapıyor? Toplu bir şekilde aç kalıyorlar, beraber yan yana yatıyorlar, yemiyorlar, içmiyorlar. Tabii açlığın 15 günden sonra güçleri kalmıyor. Yatağa yığılıveriyorlar. Kimse birbirine elini bile uzatamıyor. Ölüm orucu İslam'a göre nedir? Ötenazidir. Ölüm orucu haramdır, intihardır. Şimdi bunlar da ne yapıyor? İntihar ediyorlar. Ölüm intiharı kime kavuşacakmış? İsa'ya kavuşacakmış. Senin peygamberin İsa Aleyhisselam'ın bundan razı mıdır? Herhangi bir havarisine hadi ölüm orucuna geçin demiş midir İsa Aleyhisselam? Muhammed Aleyhisselam herhangi bir talebesine ölüm orucu yapacağız demiş midir? Asla. Bu haram. Ama bak sahte tarikat olduğu zaman seni bir ailenden kopartır. İki insanlıktan kopartır. Kendi hayatına bak. Kimseyle diyaloğa girme. Kimseyle konuşma. Dağın başına evini kur. Öyle yaşa. Der. Sahte tarikatlar böyledir. Ailenle arandaki mesafeyi açar sahte tarikat. Gerçek tarikat ne yapar? Gerçek tarikatta ailenle böyle olursun. Bu kadar yakın. Sıkı fıkı. Arandan su sızmaz. Sahte tarikatta ise ailenle mesafeler açılır. Sen kafirsin baba. Sen kafirsin anne. Sen kafirsin kardeşim. Bir tek Müslüman bu tarikata giden. Bu. Hepsi kafir. Sahte tarikatla gerçek tarikat böyle ayrılır. Şimdi bu Kenya'daki tarikat da ölüm orucuna sevk ediyor ki İsa'ya kavuşsunlar diye. Kenya'da müritlerini ölüm orucuna sevk ederek hayatlarını kaybetmelerine yol açan açlık tarikatı soruşturmasında toplu mezar arama çalışmalarında yeni cesetlere ulaşıldı. Kıyı bölge komiseri Roda, tarikat lideri Paul McKenzie'nin terörle suçlandığı soruşturmada yeni cansız bedenlere ulaşıldığını ve ceset sayısının 201'e yükseldiğini açıkladı. Şimdi birkaç kişiyi öldürdüğün zaman buna cinayet, toplu cinayet deniyor. Seri katil deniyor. Ama herhangi bir ideolojik baskıyla ya da dini bir baskıyla birilerinin kendisini öldürmesine sevk ettiğin zaman insanları buna artık terör suçlaması yapıyorlar. Terör. Yeni bir terör ekibi. Şimdi bizim ülkemizde teröristler açlık orucuna girmedi mi? Şu kanunu değiştirmezseniz biz ölüm orucuna giriyoruz. Demediler mi teröristler? Birçoğu da komünizm ideolojisinde, Marx ideolojisinde açlık orucunda öldü gitti. Cennet yok, bir şey yok. Sadece azap var. Müslüman bile değil. Marx'ın dediği olsun dedi. Canını Marx'a verdi. Bunlar da aynı. Komiser gözaltına alınanların sayısının 26'ya yükseldiği bilgisini paylaştı. Tarikatın olduğu Malinda kasabasında halen 610 kişinin kayıp olduğu tahmin ediliyor. Kasabada 610 kişi daha yok. Piyasada yok bunlar. Öte yandan organ ticareti şüphesinin Kenya basınında sıkça yer alması sonrası yapılan incelemelerde bazı kişilerin organlarının çıkarılmış olduğu anlaşıldı. Ölün İsa'ya kavuşacaksınız falan adam tak. Öldüğü anda hemen ne yapıyor bu papaz? Böbreklerini alın çabuk. İsa'ya kavuştu zaten. Onun şimdi böbreklere ihtiyacı yok. Ne yapacağız böbrekleri? Alacağız. Bir böbreği 10 bin dolara satıyorlar. Papaz. Üç tanrı. Allah bir değil üç diğer adamdan
Bu kadar sahtekar bir adamdan başka bir şey beklenemezdi herhalde. Üç tanrı diyen adam. Böbrekleri de götürüyor. Kaç kişiye yapmış bunu? En az 1000 kişi. En az 1000 kişiye bunu yaptı. Otopsilerde bazı çocukların da havasızlıktan öldüğü tespit edildi. Yatacak yeriniz yok, yatacak yeriniz. Tarikatın lideri Mackenzie, soruşturmanın başında polislere 1000 kişinin cansız bedenine ulaşacaklarını söylemişti. 1000 kadar kişiyi kandırmış. Bu açlık tarikatında 1000 kişi ölmüş olarak bulunacak. Tarikatın lideri böyle söylüyor. Good News, kilisesi papazı Paul Mackenzie, kilisesindeki insanlara aç kalarak İsa'ya kavuşmalarını vaat ettiğini bildirmişti. Bunun yakalanması sonrası başka suçlara karıştığı ileri sürülen New Life Dua Merkezi ve kilisesi papazı, o da gözaltına alındı, Odero da gözaltına alındı ve açlık tarikatı ile ilgili soruşturma komisyonu kuruldu. Bir komisyon kuruyorlar ve bu tarikata bağlı diğer tarikatlardaki liderleri de gözaltına alıyorlar. Bu olay nereye kadar gitmiş görmeye bulmaya çalışıyorlar. Kardeşler, her birinizin etrafında bazı tarikatlar, bazı cemaatler var. Bu cemaatler doğru mu yanlış mı? Nasıl anlayacaksın? Kur'an ve sünnete uyuyorsa bu cemaat ve tarikat doğrudur. Kur'an'a ve peygamberine uymuyorsa kesinlikle sahte cemaattir. Karış karış kaçmanız gerekiyor. Ailenizi ve insanları bu cemaatlerden, bu tarikatlardan uzak tutmanız gerekiyor. Uzak tutmazsanız bana dokunmayan yalan yok. Her koyun kendi bacağından asılır. Yok. Mahallenin ortasına bir tane koyun assınlar. Bana ne de bakayım. Koyunu astılar. İkinci günü bana ne de. Bütün mahalle kokar mı? Kokar. Mahallenin ortasına bir tane ceset koysunlar. Sen de ki bana ne? Bana ne? Benim alakası yok. Kokar mı ikinci günü? Bütün mahalle kokar. Bütün mahalle. O zaman bana ne diyemezsin. Mahallendeki insanları kurtarmak için hamle yapacaksın. Tebliğ yapacaksın. Allah'ın ayetini unutmayacaksın. Aranızdan sadece zalimlere vurmayacak olan bir fitneden sakının ayetini hayatının sonuna kadar unutmayacaksın Müslüman kardeşim. Allah Teala Hazretleri bu ayeti kerimeyi ve tefsirini idrak edebilmeyi, anlayabilmeyi hepimize nasip etsin. Amin.